Rus-Türk İş Adamları Birliği Başkanı Sayın Naki Kararslan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgili Nazım dostları, hepiniz hoş geldiniz. Ben aslında güzel bir metin hazırlamıştım ama ben o metnin Nazım'a çok bu günümüze aslında çok layık olacağını düşünmediğim için yüreğimden geçen şeyleri söylemek istiyorum. Şimdi önce Nazım'ı hak ettiği yere getirmek lazım. Ne diyor? Dünyada 5 büyük şair vardır ama Nazım asla 5.'si değildir diyor. O 5. büyük şair dünyada hak ettiği yerde mi? Ülkemizde hak ettiği yerde mi? Ders kitaplarında mı? Rusya'da hak ettiği yerde mi? Evet, onun için Nazım'ı sevenler, Nazım'ın dostları Nazım'ı layık olduğu yere getirecek. O mücadeleci sesi, o özgürlüğün, demokrasinin, aydınlığın sesini dünyada hak ettiği yere getirmeliyiz. Tabii öncelikle Türkiye'mizde. Öncelikle buraya geldiğiniz için, biz de bunları paylaştığınız için sanatçılara, sizlere, değerli dostlarımıza, basın mensuplarına, sayın büyükelçiliğimize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz bizi burukça ve gözleri de buğulu yanımızda yatıyor, dinliyordur da. Onun için birkaç kelime etmek istiyorum şimdi. Herhalde Nazım böyle bir dünyayı hayal etmiyordu. Hemen yanı başımızda yüz binlerce insanın öldüğü ve ne olduğu belli olmayan bir savaş. Amacı nedir? Hiç bilinmeyen bir kargaşalık. Nedir? Dünyanın emperyal güçlerinin yeni çizgileri, yeni mücadeleleri, yeni hedefleri, önümüzdeki 50 ve 100 yıl planları. Ama bunun bedelini o fakir, o nazlı, o acılı insanlar, aileler ödüyor. İnsanlar çetele değildir. Yüz binlerin öldüğü bir savaşa asla evet demeyeceğiz. Hepinize özgürlük ve barış dolu günler diliyorum. Nazım dostlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum.